Beyaz araçları değiştirmek için 52 markası ünlü kapısı altında sizi bekliyor olacağız. Geliriz. Neredeyiz bugün? Ne? Bugün yolda ne? Geziyiz ya. Tam ona bile ya. Bakalım bu sefer kalite. Ya. Evet arkadaşlar. Şu yukarıda kalan normalde. Şundan bir yerle kalan da. Bir gram yüz gram istedim. Tamam. Ne yapalım orada? Ahmet Bey niye bu kadar pahalı olmuş bu cevizler? Bunlar işte bu sene herhalde biraz dolu vurdu bunlara. Onlar geçen seki satışlarımız 25 liraydı. Hı. Ben de şaşırdım işte bak. Şu anda 25 lira. Fındıklarda çok büyük yükselme var. Evet, geçen sene rağmen biz 18-20 TL fındığı satarken bu sene fiyatlar 40 TL yükseldi. Konuşma yapacağımdır, seni yapacağım. Dur. Bir gün öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ahmet Dağ. Asamet kuru yemiş işletiyorum. Efendim, geçen yıl kuru yemişler bayağı bir fiyatlarda ucuzuydu. Evet. Fakat bu yıl bayağı bir taban yapmış. Bu neden kaynaklanıyor? Satışlarınız nasıl? Geçen yıla rağmen alıcı var mı, yok mu? Şöyle söyleyeyim, geçen yıla rağmen %100'lük bir artış var. İlk başta fındığı biz mesela geçen yıla rağmen 18-20 lira sattığımız fındık şu anda 40 TL satıyoruz ve bu satışları da oldukça olumsuz etkiliyor bizi. Yani müşterilerin bir kilogramı yarım kilo 200 lira rağmen düştü. Fıstık yine aynı seviyede 20-25'e tattığımız fıstıklar şu anda 40 TL'ye düştü. Yükseldi. Ondan dolayı yani işler bayağı bir düştü yani. Ceviz de gene 20-25'e sattığımız cevizler bu sene 45 TL ile 35 TL arası değişiyor. Kabuklu ceviz 17-18'de sattığımız cevizler şu anda 22 lira çıkmış. Bu fiyatlardan biz etkileniyoruz. Çünkü satışlarımız geçen yıla rağmen %40-%50 bir düşüş var. Biliyorsunuz önümüzde Muharrem ayı geliyor. Vatandaş fiyatları görünce şaşırıyor, ne yapacağız diyor. Onlar da haklı olarak, biz de haklıyız. Bu fiyatların düşmesini talep ediyoruz. Peki efendim, bu fiyat artışı neden meydana geldi? Fiyat artışı geçen sene fındığın dolu vurmasından dolayı fiyatlar yükseldi. Ondan sonra işte fıstığa da dolu vurdu. Olan fıstıklar da yandıktan dolayı ondan sonra işte fıstıklar yükselmeye başladı. Ondan dolayı işte yani biz de zor durumda kaldık. Hem satıcı hem tüketici olarak şu an zor durumdayız. Çünkü geçen yıla rağmen mesela diyelim günde biz 20 kilo fıstık satıyorsak mesela bu yıl biz bu fıstığın 8'e düştü yani. 9'a düştü yani. %50-55'lik bir düşüş oldu yani. Peki efendim, malumunuz biraz önce siz de söylediniz. Arefe geliyor. Evet, malum. Aşı evet, yapılacak. Yani. Buradan çok hangi ürünler gidiyor? Yani satabilecek misiniz? Yani işte biz ondan tedirginiz yani. Ondan şu anda yani düşünceliyiz yani. Çünkü müşterinin alım gücü yani bugün kayısıyı biz geçen yıl 8'de sattığımız kayısı bu yıl 35 liradan satıcı buluyor. Bunu müşterilerimiz nasıl karşılıyor? Çok pahalı karşılıyor yani. Çok yüksek yani. Adam 1 kilo koyacağına 250 gram koyuyor. 150 gram yani işin en azami kısmından kaçıyor. Fındık kalıyordu, ceviz, incir, bu tür şeylerde fındık, fıstık içi işte bunları aldıkları zaman verilen bir poşeti 50 lira tutuyordursa bu sene o poşet 100 lira, 120 lira tutacak. Yani onun için müşteriler biraz bu konuda bize isteniyordu. Biz de işte zor durumda kalıyoruz. Yani Muharrem ayı bu yıl biraz... Yani biraz sıkıntılı geçecek gibi geliyor. Yani çünkü biraz aşure kazanları biraz pahalı kaynayacak diyelim. Mahmut, Allah etsin.